Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Palu Sempozyumu düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla düzenlenen sempozyumun açılışına Vali Yardımcısı Uhud Emre Koyuncu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapak, Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mehmet Cebeci, Profesör Doktor Halil Hasar, Profesör Doktor Saadettin Tan Yıldızı, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Sabuncu, Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, Fırat Üniversitesi yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın açış konuşmasını Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Enver Çakar yaptı. Palu 1071 Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasından sonra Müslüman Türklerin hakimiyetine girmiş, Çubukoğullarına ve Artuklu Belek Gazi'ye başkentlik yapmıştır. Murat Vadisi'ne hakim, stratejik bir noktada kurulmuş olan bu güzel belde Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından da idare edilmiş, nihayet 1515 yılında Osmanlı sınırlarına dahil edilmiştir. Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu ise Palu tarihi hakkında kısa bilgi verdi. Palu bilindiği kadarıyla herhangi bir arkeolojik kazı yapılmadan Urartu tarihiyle belirlenen, ancak kazılardan sonra 7-8 bin yıllara ulaşacak bir tarihe sahiptir. Biz şöyle tahmin ediyoruz ki bu bölgenin Murat Nehri, inşallah hepinizi cumartesi Palu'ya da bekliyorum bu arada, bir kazı yapılırsa Murat Nehri'nin olması ve doğal korunaklı bir kalenin olması hesabıyla bu bölgede ilk yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor. Harput'tan sonra ilk defa bir ilçeyle ilgili sempozyum düzenlendiğini, bunun da Palu'ya nasip olduğunu belirten ilçe kaymakamı Mustafa Demir ise bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Enver hocamız da bahsetti. Harput'tan sonra, Elazığ merkezden sonra ilk defa bir ilçe anlamında bir sempozyum düzenleniyor. Bu da Palu'ya nasip oldu. Başta Sayın Rektörümüze, değerli müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Palu ilçeler adına önemli bir yere sahip Elazığ'ımızda. Bu anlamda yetiştirmiş olduğu şahsiyetler, tarihi eserlerin bilinmesi adına bu sempozyum çok önemli. Sempozyumun açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ ise şehrin tarih, kültür ve edebiyatının yanı sıra siyasi, ekonomik ve turizm hayatında önemli bir yeri olan Palu'nun ilk defa bütün yönleriyle böyle uluslararası bir sempozyumda tartışılacak olmasını oldukça önemsediğini ifade etti. Gerçekten 2013 yılında kurulduğu günden bugüne önemli çalışmaları da bulunan araştırma merkez müdürümüz Enver Çakar hocamız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu konuda hikayesi yaklaşık 1-1,5 yıllık bir hikayesi vardı. Palu'yla ilgili, özellikle Palu'yla seyahatlerimiz oluyor. Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi, idari personelimizi götürüp Palu'da özellikle bahar döneminde Sayın Belediye Başkanımızın da, Palu Belediye Başkanımızın da, yine ayrılan kaymakamımızın da ciddi teşvikleri olmuştu. Buradaki tarihi değerleri, tarihi şeyleri gördükten sonra burayla ilgili bir sempozyumun yapılması kararı verilmişti. Bu anlamda yola çıkmıştık. Şehrimizin tarih, kültür ve edebiyatının yanı sıra siyasi, ekonomik ve turizm hayatında da önemli bir yeri olan Palu'nun ilk defa bütün yönleriyle böyle uluslararası bir sempozyumda tartışılacak olmasını oldukça önemsiyorum. Sizler de takdir edersiniz ki bir şehrin gelişmesi için fabrikalar yapmak, yeşil alanlar ve yollar oluşturmakla birlikte şehrin maddi, manevi, kültürel değerlerinin de yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması da önem arz etmektedir. Sempozyumun başlıca konusunu oluşturan Palu, binlerce yıllık mazisi
tarihi yapıları, kültürel zenginliği ve coğrafi güzellikleriyle bölgemizin en güzide ilçelerinden biridir. Göğe baş kaldıran kalesi, yüzyıllarca Murat Nehri'nin iki yakasını birleştiren tarihi köprüsü, camileri, mescitleri, hamamlarıyla göz doldurduğu gibi Şeyh Ali Septi Hazretleri, Muhammed Samini Hazretleri gibi maneviyat önderlerini de barında barındırmaktadır. Yine yetiştirdiği siyaset ve devlet adamlarıyla da adından söz ettiren önemli bir yerleşim merkezlerinden biridir. Sempozyumun Elazığ açısından çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'sa, şehirleri şehir yapan o şehrin tarihi birikimi, kültürü, sanatı ve edebiyatıdır dedi. Kadim bir şehirdeyiz. Edebiyatın hakim olduğu bir şehirdeyiz. Öyle ki artık bütün kitaplarda, bütün araştırmacılarda Elazığ denildiğinde türkülerle konuşan, manilerle dertleşen bir şehir akla gelir. Yoldan geçen bir genci çevirdiğinizde o size bir şiir okur. Yeri geldiğinde bir türkü söyler. Yeri geldiğinde ona bir ilahi ve kasideyi de ekler. Çünkü bizim kürsübaşı geleneğimiz sadece türkülerin söylendiği bir yer değil. Aynı zamanda tarihin, geçmişin, sanatın, kültürün konuşulduğu, sohbet edildiği, aynı zamanda ilahilerin, kasidelerin söylendiği bir merkezdir. Vali yardımcısı Uhud Emre Koyuncu da bir selamlama konuşması yaptı. Bir kere önemli manevi, ilmi, idari ve edebi şahsiyetler, yani değerli pek çok insan yetiştirmiş bir yörenin künye muhtevasından bahsedilecek. Diğer yandansa tıpkı Elaziz gibi bünyesinde halen birçok potansiyel zenginliği ihtiva edip bir arada barındırıyor oluşundan. Dolayısıyla Palu'nun bu kimlikle insani değerleri, doğal potansiyelleri ve kadim zenginlikleri de türlü yönlerden, coğrafi, tarihi, ekonomik ve turizme dair çeşitli bakımlardan ele alınıyor olacak. 3 gün sürecek olan Uluslararası Palu Sempozyumunda Palu ile ilgili çeşitli bildiriler sunulacak. Göreceğiz ki böyle bir medeniyetin inşa ettiği ilk ancak Elazığ olabilir.